Şimdi size insanlık tarihinin cevabı en çok merak edilen sorularından birini soracağım. Ölüm anında neler oluyor? Bugüne kadar dünya üzerinde 100 milyarın üzerinde insan yaşadı ve kimse bu sorunun cevabına ulaşamadı. Ama birileri yaklaştı mı yoksa? Geçtiğimiz sene Estonya'da 87 yaşındaki bir hasta düşme sonrası bir hastanenin acil servisine başvurdu. Hasta burada ameliyata alındı. Ancak bir süre sonra epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Doktor Raul Vicente ve ekibi hastayı gözetim altında tutuyordu. Hastanın beyin elektrik dalgaları kayıt altına alınıyordu. İşte tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. Hasta ani bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Doktorlar böylece hastanın ölüme geçişi sırasında 15 dakikalık beyin aktivitesini ölçtü. Sonuçlar gerçekten ilginç ama buna geçmeden önce ölüme yakın deneyim konusundan bahsetmek gerekiyor. Ölüme yakın deneyim kavramı en basit tanımıyla klinik olarak ölen bir kişinin tekrar hayata geri dönmeden önce yaşadığı deneyimler için kullanılıyor. Bu deneyimle ilgili tarihte bilinen en çarpıcı olay 1975 yılında yaşandı. Daniel Brinkley gök gürültülü bir fırtına sırasında yolda yürüyordu. Telefonla konuştuğu sırada düşen bir yıldırım vücuduna binlerce voltluk elektrik gönderdi. Brinkley'in kalbi durdu ve öldü. Morgda kaldığı 28 dakika boyunca klinik olarak cansızdı. Ancak sonra bir mucizeyle tekrar yaşam fonksiyonları çalışmaya başladı. Brinkley sonrasında yazdığı Saved by the Light adlı kitabında yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Kendimi huzur ve sakinlik verici bir denge hissiyatında buldum. Daha önce hiç bilmediğim ve şu ana kadar da hiç hissetmediğim bir histi. Sanki çok güzel bir sakinlik içinde duş almak gibiydi. Brinkley'in hissettiği en yoğun duygu sevgiydi. Ancak biraz pişmanlık da hissettiğini söylüyor. Onu da şu sözlerle açıklıyor. Utanmıştım. Farkına vardım ki çok bencil bir hayatım olmuş. İnsanlara çok ender yardım etmişim. Ölüme yakın deneyim kavramını ilk ortaya atansa Amerikalı araştırmacı Dr. Raymond Moody. Moody, 1975 tarihinde ölüme yakın deneyim yaşadığını söyleyen yaklaşık 50 kişiyle yaptığı röportajlardan oluşan Life After Life adlı bir kitap bile yayınladı. Kitapta bu deneyimden bahsedenlerin büyük ölçüde ortak deneyim yaşadığı aktarılıyor. Öldü teşhisi kondukları halde etrafındaki olan biteni gözlemlemek, ani bir huzur ve rahatlama, dünyayı terk eden bir ışık tüneline doğru yol almak o deneyimlerden bazıdır. İçlerinde bir deneyim daha var. O da videonun başında bahsettiğim 87 yaşındaki hastanın ölümüyle bağlantılı bir deneyim. Yani ölürken geçmiş anılarımızı hatırlamak. Ölümün kıyısından dönen insanlardan benzer cümleleri duymuşsunuzdur. Hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti derler. Yani varsayıma göre kişinin hayatındaki tüm olaylar ölüme yaklaşılan anda saniyeler içerisinde o deneyimi yaşayan kişiye gösteriliyor. Bugüne kadar bu sadece bir inançtı. Şimdi ise bilimsel bir gözlem. Yani Estonya'da ölen kişi üzerinde yapılan çalışma sonucu bu durumu destekleyen bazı bulgulara erişildi. Daha önceleri hayat desteği kesilmeye karar verilen yoğun bakım hastalarında bazı beyin aktiviteleri kayıt altına alınmıştı. Ancak bu örnekte ölüm anı ve sonrasında hem kayıt cihazı tam kapasite çalışıyor hem de kesintisiz olarak 15 dakika kayıt alıyor. İşte bu tıp tarihine geçti. Çünkü ilk kez hayatını kaybetmekte olan bir hastanın beyin aktiviteleri bu kadar ayrıntılı olarak incelendi. Olayda gözlemlerden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre hastanın ölümü sırasında beynindeki gama dalgaları artıyor. Gama dalgaları özellikle konsantre olurken, rüya görürken, meditasyon yaparken veya anıları hatırlamaya çalışırken aktif hale geliyor. Onları kayıt cihazıyla yakalamak çok zor çünkü beyinde inanılmaz bir hızda ilerliyor. Gama dalgalarının en yüksek zirveleri ise mutluluk durumlarında görülüyor. Ayrıca bu dalgalar öğrenme tarzı, yeni bilgi edinme kabiliyetiyle doğrudan ilişkili. Örneğin zihinsel sorunları olan ya da öğrenme güçlüğü olan insanlarda gama dalgaları beklenenden daha düşük gözleniyor. Yani idrak işlevimizle gama dalgaları arasında bir bağlantı var. Konsantrasyon anlarımızın tepe noktalarında yani odağımızın çok üst seviye olduğu durumlarda bir başka deyişle farkındalığın en tepe noktalarında işte bu gama dalgaları artıyor. Çalışmanın başındaki kişi Dr. Ajmal Zemmar'a göre bulgular çarpıcı bir gerçeği gösteriyor. Ölürken beynimiz hayatımızdaki deneyimlediğimiz anıların bazılarını tekrar edebilir. Yani o anları hatırlayabilir. Gelecekteki çalışmalar bizi hangi sonuçlara götürür bilinmez. Ama eğer gerçekten ölürken hayatımız gözlerimizin önünden bir film şeridi gibi geçiyorsa, bu bize
hayatın sadece anlardan ibaret olduğu gerçeğini hatırlatıyor olamaz mı? Yaşadığımız düş kırıklıkları, gideremediğimiz arzular, beklentiler, moral bozuklukları, acı ve sevinçler. Yani ölüm anında gama dalgaları yükseldiğine göre yaşarken farkında olmadığımız o anları ölüm aracılığıyla gerçekten hissediyor olabiliriz. Bu durum hayattayken o anları yaşamadığımız anlamına gelmez elbette ama yaşarken biz tüm varlığımızla orada mıydık? Yaşamayı ama gerçekten her anı farkında olarak yaşamayı başarabildik mi? Belki de ölümün bu kadar güçlü, bu kadar soğuk görünmesinin nedeni yaşadığımız anların farkında olmayışımızdır. Ve belki de sadece ölüm anında bu anları hatırlayarak yaşamımızın anlamının farkına varıyoruzdur. Öyleyse ölümden sonra yaşamın var olup olmadığını merak etmek yerine şu anda henüz yaşarken hayatta olup olmadığımıza odaklanmak gerekmez mi?